Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas Mobile'a. Ana hikayede kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki GTA San Andreas Mobile bölümünde e, Sezar'ın kuzeni olan Katena ile tanışmıştık. Manyak kadın ile birlikte e, en yakındaki kamyoncuya gitmiştik. Oradan kamyonla beraber bayağı böyle büyük bir tanker e, benzin, gaz çalmıştık. Sonra peşimize adamlar takıldı vesaire falan görevi saçma sapan bir şekilde bir kere failledik ama sonra rahat bir şekilde görevi geçtik. Ondan sonra Katalin'den bir tane tadı vardı işte kamyoncu. Ona teslim ettik. Sonra e işte eğer iş yapmak isterseniz falan ben de bolca var falan deyip gittik oradan. Sonra bizi bir tane adam aladı. Adı Trutmuş. İşte dedi ki sen polis misin? Daha önce polis falan öldürürüm falan deyince bizim elektrik direkt attı. Direkt tanıdık yani. Tempe'nin tanıdıklarından biriymişti. İşte sonra bizi buraya Angel Pine'daki e, bir tane odaya çağırdı bizi. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Daha fazla GTA Serenis mobile videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız. Videoyu kapat bir önce bir beğenim bırakmayı kanalımıza da hala burada değilsiniz. Ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup videoyu aç bir, bir, bir unutmayın ki. Hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz. Hem de başka oyun ve çektiğimiz haberdar olabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Body Harvest. <laughs> Merhaba. Merhaba orada kimse var mı? Burada buraya tepene. Aynadan gözüküyor bu arada tepenin. Tepe ne çıkıyor ya? Şuraya bak böyle. Burada neyimiz varmış? Hey kal, ne haber evlat? Hey ne oluyor? Burası e, yeraltı eğitimi falan mı? Hayır, demek ki görevin dışında. Hey, her neyse. Takıl kafana göre. Bay burada sana bazı işler falan verecek. Eee, ot hakkında. Zaten bir şey isteyecek yani. Tamam. Sen de onu bizim için teslim edeceksin. Hey hey. Ka kendini ka kaybediyorsun. Ne? Aa. Ha evet Truth gel buraya. Gel buraya adamım. Hı, merhaba. Merhaba çiftçi abim. Welcome teşekkürler. Ne haber? K burada senin e, paranı ödeyecek. neden bahsediyorsun? Ee, evet. Evet. Bu mal beni bayağı bir etkiledi. Yok bayağı böyle sağlam bir şey vesaire falan. Ben bu malı içiyorum. Sen de bunun e, ödemesi yapacaksın yok yasa Ha, bu serserinin kariyerini mahvedecekmiş. E ee, e ee, biraz maşrum ister misin bilmem. Hayır hayır hayır. Benim, benim için iyi. Benim jetim var. Benim gitmem lazım diyor. Heh, şimdi şeyi tuttum diyor CJ'le tabii. E kal ödemesini yap adamın. Ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Ya benim mekanımda içiyor. E sen nesin dostum? FBI misin? Narkotikten misin? Alakamız yok oğlum tipime baksana. Ben böyle gizli incelemecilerden falanım. Yani pozitif bir enerji veriyorsun bana. İyi iyi. Yok yok ben o tarz şeyleri kullanmıyorum istemiyorum. Peki sana su güvenebilirim madem? Ne? Yani şimdi senin için mi çalışıyorum? Ben barış adamıyım. Ha, bazı e, benim barışı alanımı şey yapan, sıkıntı çıkaranlar vesaire var. Survalist manyaklar, faşistler. Yani onların icabına bakman gerekiyor diyor. Onların bir tane harvestı, bir tane aracı var. Onlara, ona ihtiyacım var. Onu bana getir, o zaman bana ödemeyi yapabilirsin. Namaste kal. Bu ne anlama geliyor? Ne sonra görüşürüz. Freak ne demekti bilmiyorum ama. Neyse. Kısacası Turut bizden bir tane e, Harvest böyle çipikten bir araç getirmemizi istiyor. Onu getirmemiz kar e, karşılığında e, TP'nin ödemesini gerçekleştirmiş olacağız. Yani, kısacası sıkıntılı bir görevle e, karşı karşıya kalacağız birazdan. Ben motor kullanayım ama çünkü motor daha hızlı. Bu cenaze arabasına göre motor kullanmak daha mantıklı olacaktır. Bu arada sevgili arkadaşlar bu videodan sonra yeni Shadow Fight 3 bölümü gelecek. Ee, pazartesi günü yani yarın da Eğer yeterince soru gelirse bir soru cevap videosu yapmak istiyorum. Normalde 800. videoda soru cevap videosu yapacaktım ama Pazar günüm zaten dolu olmasından ötürü hem GTA San Andreas hem Shadow Fight 3 falan da Geleceğini önceden söylemiş olduğumdan dolayı ve bu videolarla beraber 800. video olacağını bildiğimden dolayı Dedim pazartesi ziyaret tabi tabii yeterli soru gelirse Bunu ariyetten altını çiziyorum yeterli soru gelirse o yüzden e, sorularınızı şimdiden yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar video için. İsterseniz topluluk kısmından da yazabilirsiniz. Zaten e, belirteceğim yarın. Yarın dediğim yani bugün şu an saat gecenin 2.30. Yani kısacası öğle saatinde uyandığımda topluluk kısmına bir gönderi koyacağım. Oradan, oraya da sorularınızı sorabilirsiniz. Video içerisinde cevaplayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada sağdan gitmem mümkün değil. Daha gerekiyor çünkü. Gereksiz bir yol uzak bu durumu var ama olsun. Ya. En azından çok çok uzak değil. En azından yolu ezbere biliyorum Allah'tan. Yolu ezbere binmesem herhalde benim oraya gitmem en kötü 5 dakika alırdı ama şimdi en fazla 2 dakika alır yani. 2 dakikanın 1 dakikasını doldurduk. Neyse. Dediğim gibi. Ee, önce GTA San Andreas yani bu video saat 4'te de bir aksilik olmazsa eğer. Yeni Shadow Fight 3 bölümü kanalda olacak. Haberiniz olsun, bilginize olsun diyorum. Şimdi devam ediyoruz tam gaz. Dönecektim. Analog algılamadı ondan dönemedim. Boşuna vakit kaybettim. Neyse o kadar da değil abi. Neyse geldik bu arada. Allah'tan çok uzun sürmedi. Allah'tan yolu biliyoruz ha. Burası biraz sıkıntılı bir görev. Rifle'la yani tüfekli ruh hastaları bizi peşimize takılacak. Tamam bu Combine Harvester. Bu e, budama aracını alacağız arkadaşlar. Baya bir e, survival'lar. Hayatta kalanlar var burada. Ve hiç yani yabancı kabul etmek istiyor gibi değiller. Dost canlısı değiller diyor kısacası. Tamamdır çiftliğe gir ve o aracı çal diyor kısacası bize. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Anladım abi. Ben direkt gidiyorum abi. Hiç gerek yok. Hiç çatışmaya falan girmeme gerek yok. Normalde ben çatışarak geçiyorum ama hani boşu boşuna vakit kaybetmeye gerek yok ya. Ama sen öl. Sen öl. Sen öl abi. Kanka sen de Aynen. Aynen. Ön abi. Güzel. Tam bedava 20 tane de tüfek mermim oldu. Arada kullanırım belki. Yeterli. Şimdi uzayalım buradan hemen. Görev aslında basit. Ben görevi ezbere bildiğim için bu kadar rahat edebiliyorum. Normalde zorluyor. Şimdi bayağı kalabalık gruplar falan gelecek. Yapmanız gereken şey basit abi. Direkt üzerlerine sürüp kaçıyorlar zaten gördüğünüz gibi. Tüfek her ne kadar güçlü bir silah olsa da kolay kolay bu aracı patlatamıyorlar. Şöyle uzaklaştırayım da rahat rahat. Rahat rahat görebilirim etrafımızda ne var ne yok. Şöyle hemen ezelim şunları. Ez abi ez abi ez abi. Tamam gayet güzel. Gayet güzel. Şu ateş falan da edelim de. Lastik mastik patlatırsak iyi olur çünkü. Şunu da öldürelim çıksın aradan. Güzel. Sanırım bizi arkadan aynen. O biraz sıkıntı yaratabilir bize ama şöyle geçtiğim anda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şöyle yaparsak. Şöyle bir dönmem gerekiyor benim. Ben ara en iyisi araçta inip şunu bir öldüreyim ya. Şunu icabına bir bakayım. Garanti, Garanti olsun abi. Tamam öyle bu. Tamam bu sonra gerisi problem değil zaten. İki tane traktör kovalıyor ama kovalasılar kaç yazacak Allah aşkına. Bin şu araca. Şu Trout'un istediği aracı. Hemen onu çiftliğine götürelim. Çiftlikte aşağıda biraz risk alıp atlayacağım. Çünkü yolu kısaltmak istiyorum. Hatta gerek yok o kadarına ya. Şuradan gitsem olur. Direkt tren yoluna atlamama gerekiyor. Ben genellikle sürekli tren yoluna atlıyorum. Bazen aracı patlatıyorum. Bazen tek parça haline götürüyorum falan da şimdi risk almıyorum o kadar fazla. Böyle atladığımız anda problem yaşamayacağız zaten. Güzel. Şöyle bir geçelim. Aynen. Çok güzel. Çok güzel. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Daha kötü atlayışlar yapmıştım. Daha kötü günler geçirmiştim. Saçma sapan bir şekilde görevi fail zamanlar olmuştu. İyi bu gayet. Gayet iyi. Gayet iyi. Şöyle aracımızı şuraya bırakalım. Görev tamamlanmış olacak aracı bıraktığımızda. Tamamdır. Ha, truth da geldi. Teşekkürler diyor kısacası. Aracı getirdiğin için. Tamam e, hazır olduğunda seni arayacağım. Yani parayı elde edeceğinden emin olmak için. Peki. Okey abi. Tamamdır. Sezar arıyor şimdi de. E ne oluyor? Ka benim Sezar. Ne haber? E, i̇şler giderek daha kötü oluyor. E ne oluyor? Kendall iyi mi? O benimle. Ama şi şimdilik iyi ama lazastik işi bitti. Yani. Benim peşindeler. Hatta Kendall'ın bir olabilir. Yani artık onu diye bir şey kalmadı. Hepsi gitti. Yani çete falan yok oldu. Hemen kasabadan çıkın ve Angel Pie tarafına giden. Tamamdır. Benim halletmem gereken bazı şeyler var. Hayır sadece kız kardeşimi oradan al ve güvenli yere götür. Ciddiyim bak onu kaybedemem adamım. Lütfen gel buraya diyor. CJ tamamdır kardeşim. Angel Pine'le görüşürüz dedi. Normalde Sezar'ın halletmesi gereken, alması gereken birkaç şey olduğunu söyledi ama CJ ki ben kız kardeşimi kaybedemem. Onu al direkt olarak güvenli yere götür dediğim yere geldi. Dedi. Sezar da okey Sezar adamdır diyerekten. Hızlı bir şekilde Sezar'ın yanına bir gidiyoruz. Bakalım ne olacak, ne diyecek, ne konuşacağız. Ondan sonra e, videoyu sonlandırırız. Doğru gidiyorum değil mi ben? Ha, şu an harita gözükmüyor ama neyse çok problem değil. Doğru gidiyoruz. Tamam hatırladım yol direkt. Çok da uzak değil. Doğru yere atladığımız için çabuk gideceğiz. Video kaç dakika oldu? 10 dakika oldu. Tamam. Video 10 dakika olmuş. Hemen ee, Sezar'a gideceğiz. Yanına bir gideceğiz. Bir konuşacağız. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım abi. Daha bir de Katerina falan arayacak. Neyse. Çok da problem değil. Ya bu da bir görev sayılıyor. Görev yapmayacağız ama şu an Sezar'a gittiğimizde görev tamamlamış olacağız. Ondan dolayı ne kadar çabuk yaparsak o kadar iyi. Bu arada abi yeter. Çarpmadığım araç kalmadı ya. Görev yapacağım çekilin çekilin Daha videoyu kanala yetiştirmem gerekiyor saat 2'ye Saat şu an gecenin iki buçuğu yetiştirebilir miyim bilmiyorum Bir de Shadow Fight 3 videosu çekeceğim ya 2 video yüklerken sıkıntı oluyor biraz Çok daha Yavaş oluyor videoların yüklenmesi Ondan dolayı biraz problem oluyor umarım bir aksilik çıkmaz Ya sen ne boktan bir araçmışsın ya Tam toparladın Eyvallah da yani Her şeyi takla atıyor her şeyde yamuluyon ne biçim bir araçsız ya? Sen bu kadar kötü bir araç değildin ya. Hatırlıyorum ya. Yani, bu kadar kötü bir araç değil. Neyse. King Exile. Hadi bakalım. Kendall ile Sezar tam öpüşecekken yani, değil mi? Ya okey. Hey Carl. Ne haber kardeşim? Allah'tan iyi. İkisi de iyi. Bu bitmedi. Aynen öyle. Ya yani, tamam kız kardeşim bir şey yaptım ama. Ama onların icabına bakacağım. Onların içinden geçeceğim. Bak oraya gidersen Başın bayağı büyük daire gider. Seni hacarlar. Ve seni kaybetmeyeceğim kesinlikle diyor Kendall da haklı olarak. Haklı yani. Tam itikam almak istiyorsun ama. Zamanı geldiğinde halledeceğiz. Evet yani hali hazırda kimlerin kötü olduğunu biliyoruz. Grove kardeşlerinden Smoke. O lanet tempeni ve Pulaski. Smoke o tam bir hain. Hayır hayır. Smoke büyük ihtimal Crash ile birlikte böyle şey içinde ama hani o asla öyle bir şey yapmaz. Ya, hadi ama sizce o, o yeni evi nasıl aldığını zannediyorsun? Grove Street'i etrafında takılıp ve tempeyle sürekli anlaşmalar yaptı diyor. Haklı. Smoke San bir araç falan yolladı. Hani yani işler ciddi anlamda boka sarıyor. Lanet olsun. Tamamdır. San Fierro'ya gitmenin bir yolunu bulacağım. Belki bir şey görürüm. Siz sadece burada kalın, ben döneceğim. Yani bir bakacağım, bir araştıracağım diyor. No, yani neler yapabileceğime bakacağım falan diyor. Merhaba. Neredeydin serseri? Neden beni aramadın ha? Ben seni tam arayacaktım ama yalancı. Başka birileriyle buluşuyorsun kesin. Hayır, hayır. eğer izin verirsen sessiz ol buraya gel. Yo, mekanlarımız yerlerimiz var. Ben şu anda çok ciddi bu derken e, yüzümüze kapattık Katalina. Şaşırdık mı? Hayır. ...Tanker Command'ın üstüne kaydediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar GTA San Andreas Mobile'ın bu bölümünde... ...bu şekilde gelecek ana hikaye bölümünde... Katayna'nın e, soygun görevlerini yapmaya çalışıyor olacağız. Yol bayağı bir uzak ama yapacak bir şey yok. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırak kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oyun yapma başka oyun serilerimize ve çektiğimiz ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.